Evet değerli arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlere çim bıldırcının bakımı nasıl yapılır? Bunlardan bahsedeceğiz. Gördüğünüz üzere şu anki çim bıldırcınları yaklaşık 250 civarında ve 80 santime 60 santimlik bir ana kucağında bulunuyorlar. Normalde şu anki bıldırcınlar 3 günlük arkadaşlar. Normalde altlığında ilk 2 gün boyunca bez koymuştuk. Bu bezin sebebi hem ayaklarının kaymaması için hem de yemlere alışmaları için, suya çabuk ulaşabilmeleri için ilk 2 gün boyunca altlığında bez vardı. Ondan sonraki günde, yani bu şu anki 3. günde altlığındaki bezi çıkardık arkadaşlar. Neden çıkardık? Çünkü dışkıları fazla olduğu için yani hem dışkılarını yiyorlar hem de o dışkılar aynı zamanda mikrop oluşturuyor. Bu sebeple altlığını çıkarmış olduk, yani o bezi. Gördüğünüz gibi 7 milimlik bir tel koyduk altına. 7 milimden büyük olması iyi değil, küçük olması da iyi değil. Küçük olursa dışkı telin üstünde kalıyor. Büyük olursa da çim bıldırcınlarının ayakları içine giriyor. Bu sebeple en ideal boyut 7 milimdir arkadaşlar. Kafeste gördüğünüz üzere 7 adet suluk var. Normalde yemlik 2 adetti. Ancak şu an için suları biraz etrafa dağıttım. Hava sıcak olduğundan dolayı belki su içememiş olan vardır diyerekten. Ancak biraz sonra ikinci yemliği de tekrar içine koyacağım. Yemliğin içindeki civciv yemini olabildiğince toz haline getirip öyle vermeniz gerekiyor. Bunu da blenderdan geçirerek verirseniz daha iyi olacaktır. Bunun sebebi çim bıldırcınlarının ağızları küçük olduğu için hem yemleri, yani yemedikleri için dağıtıyorlar, hem de istedikleri kadar yiyememiş olabiliyorlar. Bu sebeple toz haline getirip vermenizde fayda var arkadaşlar. Ana kucağının içerisinde 2 adet topak ampul var. Bunun sebebi herhangi bir durumda bir ampul patladığında diğeri sürekli çalışır vaziyette olsun diye 2 ampul koydum. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de herhangi bir durumda bir topak ampul patladığında diğeri çalışır vaziyette olması gerekli. Aksi takdirde çim bıldırcınları yavruları üşüdüğünde üst üste gelip alttaki çim bıldırcınlarının ölmesine sebep olursunuz. Her zaman ufak tefek önlemlerle bıldırcınlarınızın hiçbir şekilde zayiat vermeden rahat bir şekilde büyümesini sağlarsınız arkadaşlar. Topak ampullerin şu an her biri 52 volt. Normalde 31 dereceden aşağı, 33 dereceden de yukarı olmamasında fayda var. Çim bıldırcınlarınızın olabildiğince arkadaşlar durumuna göre de hareket edebilirsiniz. Normalde ben derece ölçerle bunu ayarlıyorum. Ancak içerisine termostat koyarak veyahut hiçbir şekilde elinizde derece de yoksa şu şekilde de hayvanlarınıza bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu an çim bıldırcınları rahat bir şekilde hareket ediyorlar. Çim bıldırcınları rahat bir şekilde hareket edip rahat bir şekilde uyuyorlarsa bu onlar için ortam sıcaklığı idealdir. Ancak üst üste geliyorsa hayvanlar yani bir şekilde uyanık haldeyken, yani üst üste çıkmaya çalışıyorlarsa bilin ki ortam sıcaklığı düşüktür. Hayvanlar aşırı derecede kenarlara kaçıyorsa, yani lambanın olduğu yerden uzaklaşıyorsa veyahut geldiğinizde mesela hayvanların hepsi suya girmiş vaziyette ise bilin ki ortam sıcaklığı da aşırı derecede yüksektir. Buna bakmanızda yarar var. Ben bir ara arkadaşlar buna denk geldim. Bir gün geldiğimde çim bıldırcınlara bakmıştım ki hepsi de ıslanmış vaziyette. Hayvanlar artık sıcaktan kaçacak bir yer bulamadıkları için suya girip çıkmışlar. Bu da onlar için iyi bir şey değil. Yani her zaman yaşadığımız olaylar bize bir tecrübe katıyor.
Bu yüzden bu tecrübelere de uymanızda yarar var. Hiçbir zaman ben biliyorum tavrında hareket etmek iyi değil arkadaşlar. O yüzden her zaman bir eksiğimiz vardır. Ve bu eksiğimizi şu anki dinleyiciler de tamamlayabilir. Çevremizdeki insanlar da en küçüğünden en büyüğüne kadar başka insanları da tamamlayabilir. Tecrübeleri dinlemekte yarar var. Sonuçta bir canlı besliyoruz ve bu canlılar için en uygun ortam nasıl olur ve nasıl en kolay ve rahat bir şekilde büyütürüz? Amacımız bu. Sonuçta kimisi bunlardan ticaret yapıyor, kimisi bunlardan faydalanıyor. Hem etinden hem yumurtasından. Bunun için tecrübelerden faydalanmakta yarar var. Şu anki gördüğünüz bıldırcınlar 250 civarında ve bir hafta sonra bunları ikiye böleceğiz. Yani 125-125 olacak şekilde ayrı kafeslere koyacağız. Ve yaklaşık her ondan sonraki 2 haftadan sonra bunları daha da azaltarak kendi uygun şartlarda yaşayabilecekleri kafes ortamına yerleştireceğiz arkadaşlar. Bunu yapmazsak hayvanlar hem strese girer hem artık birbirlerini yemeye başlar ve her büyüdüklerinde sürekli strese girdiği için kavga edeceklerdir ve ölümler bir şekilde artacaktır. Olabildiğince çim bıldırcınlarını az bir kafeste beslemekte yarar var. Peki çim bıldırcınlarını ana kucağından ne zaman çıkarmamız gerekiyor sorusuna yanıt olarak da arkadaşlar yazın hava sıcaklığına bağlı olarak 3 haftadan sonra çıkartabiliriz veyahut normal bir hava durumunda, yani ne aşırı soğuk ne aşırı sıcak, bir ay gibi bir zaman diliminde çıkartabiliriz. Bu aşırı soğuklarda da ise bir ay, bir hafta veyahut 1,5 aylık olduktan sonra ana kucağından çıkarmamız gerekiyor. Ancak 3 haftadan sonra, 2 haftadan sonra her zaman 30 ila 33 derece arasında olacak diye bir şey yok. Biz her hafta geçtikten sonra en az 2 derece düşürerek hayvanları ortam sıcaklığına ayarlamamız gerekiyor. Bunu derece ölçeri veyahut termostatı olmayan biri nasıl ayarlayabilir? Arkadaşlar öncelikle kafesin önünü tamamıyla tel yapın ve telin olduğu kısım önüne tahta veyahut karton mu getiriyorsunuz bilmiyorum. Onu her hafta geçtikçe yaklaşık bir 2 parmak, 3 parmak olacak şekilde açın ve hayvanların durumunu izleyin. Onlar rahat olduğu ve rahat bir şekilde yemlerini yiyip rahat bir şekilde gezdiği ana kadar kafesin önünü açmanız gerekiyor. Diğer bir yöntem de 3 haftadan sonra bu içerisinde bulunan topak ampulleri çıkartıp onların yerine 10 voltluk beyaz tasarruf ampullerini koyup kafesin hiçbir yerini açmadan onları koyabilirsiniz. Ve bu şekilde de bir sıkıntı olmadan büyümeye devam ederler. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Eklemek istediğiniz bir şey olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Veyahut sormak istediğiniz bir soru varsa yine aynı şekilde yorum kısmına yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.